Diyelim ki sahnemizi düzenlerken farklı materyale sahip objeleri farklı renklerde görmek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle cycles renderdayız. Evet, küpümüz seçiliyken sağ tarafta materyal ayarlarına girelim. Yeni bir materyal ekleyelim bu küp için. Adını da kırmızı materyal koyalım. Diffuse olarak seçili olsun materyalin hadi ağsında. Üzgünce yazalım. Yanlışlıkla büyük yazmışım. Renk olarak da kırmızıyı seçtim. Tamam. Shift -D ile çoğalttım. Başka bir yere yerleştirdim. Shift -D ile çoğalttım. Birkaç tane kırmızı materyale sahip küpümüz olduğunu düşünelim. Küplerden bir tanesi seçilirken materyalin e, seçim ekranında. Şurada mesela kırmızı materyal seçili şu an bu küp için. Yanında artıya basayım. Bunu yeni materyal olarak kopyaladı. Kırmızı materyal nokta 001 dedi. Şimdi bunun adını değiştirebiliyordum. Bunu da mavi materyal olarak değiştireyim. Hep de ağları yanlış yazıyoruz materyal. Ve renk olarak da haliyle mavi seçelim. Şimdi diğer objeleri tıklıyorum. Kırmızı materyal seçili. Bunu tıklıyorum. Mavi materyal seçili. Shift ile çoğalttık. Şimdi şu anki görünümümüz şuradan bakacak olursak solid yani katı cisim görünümü. Viewport shading'imiz. Viewport şu an ekrana baktığımız alan, sahneyi gözlemlediğimiz alan. Burada e, aktif olan modumuz solid mod. Yani objelerimiz e, katı cisim gibi tek renk olarak görüntüleniyor. Ama biz materyallere farklı renkler atadık. Ve şimdi hangi küp mavi, hangi küp kırmızı çok böyle belli olmuyor. Seçtikten sonra ancak materyal ekranından görebiliyoruz hangisinin mavi, hangisinin kırmızı olduğunu bize e, solid görünümde bir kolaylık sağlaması için materyal sekmesindeyken en alt kısımda settings ayarlar kısmına girecek olursak burada bir de viewport color olduğunu görüyoruz. Şimdi viewport burasıydı sahneyi gözlemlediğimiz alan bu pencere ve viewport color'ı değiştirebileceğimizi görüyoruz. Mavi materyal için viewport color'ı mesela mavi yaptığımız takdirde sahnede eğer solid modundaysak, katı cisim modundaysak, mesela Z'ye basıyorum wireframe'de renk söz konusu değil. Ama solid görünümdeki mavi materyal ekli olan nesnelerin viewport color'ını yani viewport'ta gösterildikleri rengini değiştirmiş oldum. Ha, bunu mavi yapmak zorunda değilim. Buradaki materyalle alakalı olmak zorunda değil. Mesela F12'ye bastım. Render alıyorum. Kameramız mavi ve kırmızı materyaller görüyor. Evet, mavi materyale sahip nesneler ve kırmızı materyale sahip nesneler mevcut sahnemde. Ama ben mavi materyale sahip nesnelerin viewport color'ını, bu ekrandaki rengini sarı yapabilirim istersem. Hani ama adını mavi materyal koyduğunuz materyale sahip e, nesnelerin rengini mavi yapmak daha böyle... E, ...elverişli olacaktır. Karışıklığa sebep olmamak için. Şimdi sağ tıkladım. Kırmızı materyal ekli materyallerim... ...şey, kırmızı materyal ekli objelerimden birini seçtim. Sağda materyal sekmesinde yine settings'in altında viewport color'ı da... ...burada mesela bu materyal için kırmızı yapabilirim. Bunlar tamamen viewport kalır render'dan ayrı bir şekilde. Bizim kafamız karışmasın diye mesela kırmızı materyale sahip bir nesneyi kopyaladım kırmızı olarak kopyalanıyor. Maviye sahip olanı kopyaladım. Mavi olarak kopyalanıyor. Numpad 0'a bastım. Kamerayı biraz geri alacağım. N'ye basıyorum sağdaki menüyü açmak için. Lock camera to view diyerek kamerayı biraz geri çekip farklı bir yöne yerleştirdim diyelim. Lock camera to view'u kapatıyorum. Işık kaynağını da istersen mesela G'ye basıp farklı bir noktaya yerleştirebilirim. F12 ile bir render alabilirim. Render aldığımda materyallerin rengini görüyorum. Tamam, ESC'ye bastım. Mesela kırmızı materyal adını verdiğimiz materyalin rengini buradan değiştirebilirim. Sarı yapabilirim. Viewport'taki rengini değiştirmedim. F12'ye bastığımda Render aldığımda materyalin kendi rengi neyse onu görüyorum. Ama düzenlerken Viewport Shading'de Solid Mode seçiliyken yani bunları katı cisim renklendirmesi ile gösterirken viewport kalırım neyse bu materyalin ekli olduğu e, objelerde buradaki renge göre görüntüleniyor. Mesela burada bir alfa değeri var. Şeffaflık değeri. Ama burada doğrudan eski etmiyor viewport kalırımız. Viewport specular var bir de. Viewport'ta daha keskin yansımalarla ilgili bir şey. Ama ışık kaynağının etkisi solid modda aktif olmadığı için bunun da etkisini yine e, göremiyoruz Cycles render seçiliyken. Şimdi hani Blender render'dan bahsetmiştik mesela. E, şimdi materyal ekledik e, nesnelerimize. Buradan Blender render'a geçersek eğer yaptığımız ayarların hani hala korunmadığını görüyoruz şimdi. F12'ye bastım, render aldım. Hiçbir şey göremiyorum. Çünkü bu e, nesnelere biz Cycles'ta materyal eklemiştik. Blender'a geçtiğimizde e, Blender'da daha doğrusu söyleyeyim Blender Render'a hani Blender'ın ilk render motoruna geçtiğimizde bunların taşınmadığını görüyoruz. Hani Cycles veya Blender baştan seçeceğiz demiştik ya hani biz daha çok şimdi Cycles'la ilgileneceğiz ama bunu da görmüş olalım istedim. Yani hani Cycles'dan Blender'a geçince materyal ayarları tekrardan yapılması gerekiyor. Materyal ayarları da daha çok şurada ne seçili? Cycles'a uygun materyaller seçili olduğu için böyle. Blender Render'a gittiğimizde ...materyal sekmesinin altına daha farklı bir görünüm söz konusu. Ama biz CycleTrendr ile ilgileniyor olacağız. Bu bölümde edindiğimiz bilgide... ...Viewport Color'ı değiştirerek... ...belli bir materyale sahip nesneleri farklı boyayabiliyoruz. Mesela Shift A ile yeni bir materyal ekleyelim. Mesh. Monkey. Maymuna ekledik. G ile şöyle yerleştirdim. Kırmızı eksende, mavi eksende, yeşil eksende çekerek... Kameraya yaklaştırdım. R'ye Z'ye bastım. Bize baksın istedim. Shadinginde de smooth seçtim mesela. Hatta S ile biraz boyutunu büyütüp G ile biraz bu tarafa doğru da taşıyabiliriz. Henüz materyal ekli olmayan bir nesne. Gri görüyorum. F12 ile render alacak olsam yine standart materyal üzerinde ekli olacak nesnemizin. ESC'ye bastım. Buradan var olan materyallerden bir tanesini seçebilirim. Maymun seçiliyken materyal sekmesinden yeni bir materyal eklemek yerine şurada listeleme butonuna basıyorum. Mesela kırmızı materyal adını verdiğimiz materyale sahip olabilir maymun. Onu seçtim. F12'ye basıp render aldığında renginin de sarı olduğunu görüyorum. Kırmızı materyalimizin isterseniz materyalini yeniden kırmızı yapalım. Viewport kalırın da kırmızı yapalım. Hani maymunun hangi materyaline ait hangi materyale ait olduğunu görebiliyorum viewport'ta da mesela düzenlerken. Etrafa baktım vesaire. Bu maymun kırmızı biliyorum. Maymunumuz seçiliyken, sağ tuşla maymunu seçtik, Object Mode'dayız. E, materyal olarak mavi materyali seçersem de Viewport Color'ımızı mavi yaptığımız için mavi materyaldekilerin e, mavi olarak görüyorum. F12'ye basarak da Render aldığımda yine mavi materyalin ekli olduğunu görüyorum.